Merhaba arkadaşlar, yeni bir Astroneur bölümüyle birlikteyiz. Kaldığımız yerden sonuz devam ediyoruz. Bu bölümde yardırmaya devam edeceğiz. Eğlence itemlerini açmak istiyorum. Bir de bu jetpack'in bir üstünü yapalım. Çünkü bu jetpack de arkadaşlar çok hızlı ısınıyor. Isındıktan sonra da düşmeye başlıyorsunuz. Aslında jetpack denmez buna. Hani zıplama roketi diyorlar ya. Harbiden zıplaya zıplaya böyle tavşan gibi. Süpermen'in ilk zamanları gibi böyle. Zıplaya zıplaya uçuyoruz arkadaşlar. Bir üstünü yapalım. Bir üstünü ben açtım bu arada. Titanyum alaşım gerekiyor. Bu alüminyum alaşım, bu titanyum alaşım. Titanyum zaten var ama alaşımı nasıl yapıyoruz bilmiyorum. Hadi gidip bakalım. Bu arada bu rampayı birazcık daha uzattım. Fark ettiniz değil mi? Bakalım uçalım. Uçalım bakalım. Platformun üstünden yardırabilecek misin? Evet. Çok güzel. Havada böyle ASDF ile ayarlayabiliyoruz ya. Efsane oluyor ya. Gördüğünüz gibi platformları psikopat gibi doldurdum. İnsanlık dışı. 3 tane büyük platform yaptım. Ekstra bir büyük platform B'den. Yan yana 3 tane koydum. Sonra da bu küçük orta depolamalardan yaptım arkadaşlar. Bir de 1-2 tur gittim geldim demir getirdim. Başka bir şey getirdim mi ben? Bir de biraz grafit getirmiş de olabilirim. Aynen. Bunlar zaten bizim dünyada var. Onları topladım. Film izlerken doldurdum ya. Film izlerken doldurdum. Hiç teknoloji falan yapmadım arkadaşlar. Hiç craft yapmadım. Millet şey diyor. Abi canlı yayında yapsana diyor, onları toplasana. Arkadaşlar çok sıkıcı oluyor. Bir de ben film dizi izlerken o sıkıcı şeyleri yapmayı seviyorum yani. İyi oluyor. Şimdi biz ilk iş jetpack yapalım. Titanyum alaşımı nasıl yapıyoruz? Bakalım. Ezberimde değil. Bu alüminyum. Ondan sonra titanyum alaşım için nitrojen, grafin. Bahsetmiş. Grafin hazırda var mı? Grafin lazım bir tane. Grafitle hidrojen arkadaşlar. Okey, tamam. Grafit alalım. Okey. Ondan sonra bir tane hidrojen alalım. Evet, hidrojen birkaç tane yaptım. Çünkü roketle gidip geleceğimiz zaman hazırda olsun. Basit bir yakıt çünkü. Nice, tamamdır. Önce bir tane grafit yapalım. Aa, bu arada yorumlarda birisi demişti arkadaşlar. Şu trak abi, şu traktörden yap demişti. Tamam mı? Ondan sonra bu traktörle git dev rover'ı çekebiliyor musun? Bir bak demişti. Güzel fikir harbiden, hoşuma gitti. Deneyelim bakalım. Dev rover'ı küçücük traktörle, şuna bak lan. Bir tekerlek kadar boyu yok. Harbi diyorum, vallahi bir tekerlek kadar boyu yok. Çok komik ya. Dur seni böyle koyalım. Nasıl takacağım seni şimdi? Bir saniye. Böyle dönelim. Evet. Kendisini zor döndürüyor lan. Nasıl taşıyacak bunu? Aha, bağlandı valla. Hadi bakalım, gidebilecek misin? Valla tipe bak, çok komik ya. Ama var ya, ağırlıktan dolayı bak, ben bir şeye basmıyorum. Bak elimi kaldırdım. Bak biraz daha ilerleyeyim. Ağırlıktan dolayı kontrol edemiyorsun sağ sol dönerken. Bak düz gidiyorum. Sol dönüş yapıyorum. Klavyeden kaldırdım elimi. Nasıl ittiriyor görüyor musunuz? Oğlum komedi ya. İyi, yorum için teşekkürler. Güzel güzel fikirmiş. Hoşuma gitti. Bunu alalım. Buraya atalım geri. Tamamdır. Biz craftımıza devam edelim arkadaşlar. Titanyum. Bir tane de titanyum gerekecek büyük ihtimalle değil mi? Grafin aldık. Sonracığıma titanyum alaşım, aynen, gerekli olan her şey var. Bize sülfür mülfür de gerekecek yakında ama şimdilik galiba işimiz olmaz diye tahmin ediyorum. Tamam. Bu jetpack'i ne yapalım, yedek diye böyle dursun mu burada? Belki ölürüz mü ölürüz. Yedek diye dursun. Nice, titanyum alaşım arkadaşlar. Katı yakıtlı zıplama, hidrojenli sırt roketi. Aynen, bir üstü bu oluyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Hidrozinli sırt roketi. Hidrozini şuraya mı takıyorum? Alalım bir tane. Yes! Oraya takıyorum. Bir de görünüyor oradan uçarken. Nice. Bu ne lan? Ha, bu toprak değil mi? Okey. Abi üstümüzde slot kalmadı. Nereye takacağım ben bunları? Ve her şeyde mecburi lazım gibi bir şey. Aslında bu geniş mod lazım değil ya. Geniş botu yaptım da. Geniş mod aslında her zaman lazım değil. Geniş modu oraya atalım. Aynen. Ha. Çünkü backpack böyle boş kalsın çanta. Güzel oluyor. Uçuyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ben hazırım. Hadi bakalım. Bing. Nice. Abi süper. Süper. Ne kadar uzun süre uçabiliyorum? Gördüğüm kadarıyla çok yavaş biçimde... Lan! Oh. Fall damage alıyor değil mi? Mesela böyle dümdüz yukarı çıkayım. Bırakayım. Fall damage alıyor. Abo. Havadayken sakın backpack falan açmak yok Sinar. Şuna bakayım diye backpack açayım diyordum. Güzel ama iyi gidiyor gibi geldi bana. Güzel güzel.
Diğerine göre tabii ki efsane iyi arkadaşlar. Efsane farkı var. Ve hidrozin de uzun süre gidiyor gibi görünüyor. Hani havada 2 dakika falan herhalde durmadan uçabilirim. E zaten yeterli. Çünkü böyle sürekli uçmak için değil de bu. Böyle bir yerden bir yere gittin mi konacaksın yani. Kreatif değil yani bu. Ama onu da yaparız yakında. Bütün backpack'i doldururuz. Bir test ederiz bakalım. Asıl deneyim mi lan? Deneyim değil mi? Deneyim bakalım. Atmosfere kadar çıkabilir miyiz sizce bununla? İki tane alsam yeter mi? İki tane alalım. İnşallah otomatik bitince bunu dolduruyordur. Havada bunu böyle elle doldurmaya çalışmak istemiyorum. Çok korkarım valla. Bir deneyelim bakalım. Daha yapacak bir sürü craft'ımız var ama şunu bir denemek istiyorum. Uçta bak. Uçuyoruz bildiğin lan. Abi süper ya. Süper ya. Bu oyuna eklenmesini istediğim en çok özelliklerden biriydi yani. En çok eklenmesini istediğim şeylerden biriydi bu. Nice. Tipe gel ya. Vallahi çok güzel oldu. Evet, bulutlara geldik. Bulutları geçtik. Daha da yükseliyoruz. Oha. Oğlum. Oğlum gezegenin alanı... Aa durdu. Tıkandı. Limit koymuşlar ya. Pislikler limit koymuşlar da. Gezegenden gezegene uçamıyoruz be. Jetpack'le gezegenden gezegene uçamıyoruz gençler. Dikkatli ol Sinan. Fall damage yersen var ya bu kadar yüksekten. Oh! Dikkatle gidelim. Dikkat dikkat. Heh. Yavaş 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 yavaş. Baga maga girer. Minecraft'ta oluyor ya, çok yüksekten düşünce birden basıyorsun böyle şeye. İşe yaramıyor. Onun gibi olabilir vallahi. Güzel, süper lan, efsane arkadaşlar. Güzel. Bunu aradan çıkardık. Sırada ne var biliyor musunuz? Kaç geçen aklıma geldi, açmadım. Buraları dizerken burası çok karanlık oluyor. Bu küçük ışıklar da pek işe yaramıyor arkadaşlar. Büyük ışık lazım bize. Orta direkt depolama lazım. Bir de şu projektör, aynen. Tungstenle yapıyormuşuz. Okey. Bir de şurada bir yerde direk vardı. O direği bulabilirsem ondan açmak istiyorum. Bulabilirsek. Burada değil mi? Burada mısın? En büyükte misin? Yani yüksek olduğu için olabilir. Bakalım. Buldum. Orta boyla basabiliyormuşuz ya. Güzel. Seramik gerekiyor buna da. Bizde ikisi de var. Seramik de alalım üstümüze. Bu arada bildiğin dünyanın sınırına kadar gittik. Sadece yarısına kadar kullandık ki öncesinde de denemiştik. İyi lan. İyi iyi. Çok iyi gidiyor ya. Çok iyi gidiyor. Hidrozin yani düşündüğümden çok gidiyor. Jetpack aşırı kullanmıyor arkadaşlar. Güzel güzel. Ama gözümüz burada olsun, unutmayın. İnşallah bakalım. Dedim ama unutacağım büyük ihtimalle. Şimdi bundan alalım bir tane. İki tane dur. Bak bir şuraya lazım. Bir şu köşeye lazım projektör. Bence buraya da bir tane lazım. Dört tane yapayım ya. Dört tane yapayım. Aynen. Dört tane yapalım. Tamamdır. Bize şuradan bakalım bulabilecek miyiz? Bence büyük yazıcıyla basıyoruz onu. Orta boy basmıyor. Ama nedense orta boy basıyormuş gibi araştırma sırasında öyle görünüyor. Değil mi? Ah. Nasıl burada değil ya? Bir saniye. Oğlum orta bile değil. Küçük yazıcıda basıyormuş lan. Allah'ım yarabbim ya. Oo iyi, hızlı basıyor en azından. Tamam. Projektör yapalım biz de bir taraftan. Tamam. Bir tane daha yap. Bir tane daha projektör yap. Güzel. Oo, backpack'te ne kadar parlak duruyor. Şuna bak. Görüyorsun, ışık hüzmesini görebiliyoruz böyle. Nice. Bir tane daha yap. Güzel. Çok güzel olacak bu. Bunlar çok işimize yarayacak. Enerji bağlamak zorunda mıyız acaba? Işıklar için. Küçük ışıkta gerekiyor ya. Acaba bunda da gerekiyor mu? Emin değilim. Bir bakmamız gerekecek. Şimdi. Gerçi burada enerjimiz var. Bağlarız. Sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Seni burada bir açalım bakalım. 45 derecelik açıyla durmanı istiyorum senin. Güzel. Bir böyle 45 derece aşağı doğru duruyor. Tamam mı? Şöyle koyduğum zaman enerji istiyor musun? İstiyorsun. Bizde şey vardı. Küçük bataryalar vardı. Tamam. Zaten lityumdan da yaparız gerekirse. Tamam. Küçük batarya takalım sana. O zaman... Lan! Devriliyor bu. Sebep? He, bunun altında şey var, slot var. Bunu bir yere takmamız gerekiyor. Ha. Evet, uçak düştü. Yorumlarda yazarlar şimdi. Şey açsam, o zaman küçük bir tane platform açalım. Şuradan bakalım.
Orta boy platforma. Aynen bak şu küçük olabilir. Şu orta form bak böyle garip duruşlu. Ki bence bize bu lazım. Aynen böyle 3 bacaklı olsun. Aynen. 3 bacaklıdan açalım arkadaşlar. Birkaç tane basalım. Yer kalmadı üstümde. Böyle atalım. Bu mu? Bu. Aynen. Bundan bir tane basalım. Güzel. Hem bu sayede batarya koymak zorunda da kalmam. Sisteme bağlarım hemen. Yani bir taşta iki kuş. Bunun üstünde yer kalmadı durum bir. Şöyle atalım buraya bunları. Aa böyle koyabiliyorum lan bunları yere. Oha. O da iyiymiş. Bir saniye şeyi merak ettim. Havayı acaba böyle bir lazer gibi havayı mı aydınlatıyor acaba diyecektim de. Yok o kadar da değil canım. Güzel fikir ama. Öyle olabilir. Aa Astroneer'e lazer eklesinler. Aynen. Astroneer'e her şey eklesinler ya. Güzel. Seni şöyle koyalım güzel bir açıyla. Bu bağlantıyı kopartalım. Tamam mı? Seni güzel. Aa ama yok bunun üstüne koyduğum zaman açısını ona göre ayarlamam lazım. Aşağıya değil, yukarıya göre ayarlamam lazım. Doğru mu? Şöyle yapalım. Okey. Dön 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 dön. Evet. Tamam böyle iyi. Böyle iyi. Böyle iyi. Şuradan bağlayabilirim. Okey. Biraz garip oldu ama sıkıntı değil. Gayet güzel. Nasıl aydınlatıyorsun abi? Ne kadar alanı aydınlatıyorsun? Şöyle bir geri gideyim. Öyle görelim. Oo bayağı. Baya baya baya. Güzel. Diğer 3 köşeyi de yapayım. 4 köşeyi yapayım. Ondan sonra devam edelim. Güzel. 4 tane dedim ama 5 tane yaptım arkadaşlar. Bu arada gündüz olmak üzere. Neyse çok güzel aydınlatıyor. Bak buradan belli zaten bak. Görüyorsunuz değil mi? Buradan belli. İnanılmaz güzel oldu. Parlak oldu. Şu köşeye de bir tane yapmak istedim. Buna batarya koydum. Bataryadan neredeyse hiç enerji kullanmıyor gibi bir şey ya. Hani enerjiyle çalışıyor ama neredeyse hiç enerji kullanmıyor. Hani orada enerji olsun da yeterli der gibi yani. Buraya koydum. Hem burayı hep böyle gözüm aşı içine düşmeye çalışıyor. Dikkat edeyim. Üstünden roverla falan geçerken hep unutuyorum. Hem onu da görmüş oluruz böyle direkt olsun orada. Hem de böyle kare, dikdörtgen bir alan oldu. Çok güzel oldu, süper. Bunu da yaptık arkadaşlar. Bu da aradan çıktı. Birkaç bölümdür aklımda olan bir şeyler var. Bir tane craft var. Fosforlu çubuklar var ya. Ne işe yarıyor? Ne abi onlar? O fosforlu çubuklardan yapmak istiyorum ben. Onu da bir yapalım bakalım. Ne bu? Organikle yapıyormuşuz. Okey, tamam. Mağarada mı kullanıyoruz? Nedir? Olayınız ne yani sizin? Muhtemelen üstümde yapıyorumdur. Bu ne abi? Fosforlu çubuklar ne? Fosforlu aydınlat geçici kılavuzlar. Bir tane kullandım. Aa envantere geri geldi kullanınca. Acaba mağara olayı mı? Mesela diyelim şurası çok karanlık değil mi? Tamam. Burası çok karanlık. Buraya fosforlu ışıktan bir tane koyalım mesela. He, aydınlatma değil ama işaretleme için kullanılıyor. Güzel. F'e mi basıyorum? Neye basıyorum? Kısa yolu var mı? Mesela T'ye basınca yok. Tether T ya. Aslında buna da T yapılabilir. Bu da T'ye bağlanabilir. Geçici kılavuz. Tuşu yok ya. Üstüne gelince de göstermiyor bir şeyler. Tuşu olsaydı iyiydi. Mesela aktif edilebilir tuşu olsaydı. Mesela bunda şey diyor. F'e bas diyor. Değiştir diyor. Fakat bunda fonksiyon atamamışlar. Tuş atamamışlar. Güzelmiş. Güzel. Böyle yere koyacağız. Mesela aa bak aklıma ne geldi. Aynen bu bayağı işlevsel işe yarar. Mesela yarış pisti yaptık diyelim. İşaretleme yapacağız. Ama tether kullanmak mantıklı değil, değil mi? Tether çünkü enerji için ya da oksijen için. Fakat yarış için sadece işaretleme yapsak yeterli. Böyle sağa sola işaretleyeceğiz, değil mi? Buraya bir tane koy. Buraya bir tane koy. Ondan sonra devam et. Buraya bir tane koy. Değil mi? Sıra buraya bir tane koy. Al sana. Oha içine mi düştü lan? Oradaki küçücük deliği bulabildim mi ben? Helal olsun bana ya. Evet. Buraya bir tane koy. Nasıl? Bu şekilde yarış pisti yapılabilir bak. Bu şekilde çarpınca peki hareket ediyor mu onlar? Onu da test edeyim. Bu arada multiplayer dedicated de hazırlık yapıyoruz ha farkındaysanız. Ufaktan ben böyle sunucuda yapabileceğimiz şeyleri bak düşünüyorum ben şimdiden. Mesela böyle geldim diyelim. Böyle üstüne çıktım yanlışlıkla. O güzel oynatmıyor. Çok iyi çok iyi oynatmıyor. Zaten bildiğim kadarıyla Astroneer'da böyle bir nesneyi bir yere yerleştirdiğiniz zaman
altını ya da etrafını kazmadıkça, mesela şöyle. Şöyle bir şey yapmadıkça hareket etmiyor diyeceğim de bu hiç hareket etmiyor lan. Diğer nesneler yine etrafını kazınca hareket ediyor, bu hiç etmiyor. Tamam, süper. Tam düşündüğüm şey için yapmışlar demek ki. İşaretleme ya, bu bildiğin işaretleme. Yarış pisti yaparsınız. Mağarada böyle kaybolmamak için işaretleyebilirsiniz. Önemli yerleri işaretleyebilirsiniz. Unutmamak için. Bir sürü işe yarar. Güzel. Bu fosfor ışıkları güzelmiş arkadaşlar. İşlevsel olarak bayağı işimize yarayacak. Ondan sonra başka ne var? Şöyle bir bakalım ya. Bakalım. Yapacak bir sürü işimiz var. Aa, şu eğlence şeylerini yapabiliriz aslında. Eğer ucuz varsa. Çünkü çok pahalı, biliyor musunuz? Bazıları çok pahalı. Gel bakalım buraya. Eğlence kubbesi. Patlayıcı toz yok. Alüminyum var. Çelik. Sıkıntı. Ekstra büyük kemer platform. Çelik, titanyum. Oha, sen nesin ya? Bunun ne olduğunu biliyorum. Gol atınca, içine topu atınca fişek falan mesela event yapabiliyorsunuz böyle bir. Event gibi kullanabiliyorsunuz bir etkinlik. Bu bizim iniş pisti. İniş pistinden yapmadık ama ihtiyacımız da yok aslında. O yüzden yapmadık. İniş pistini sonradan yapabiliriz. Takat platformu. Bunlara sonra girelim. Aynen. Eğlence, sadece eğlenceye odaklanmak istiyorum. Winch yapabiliriz. Büyük winch. Küçük, aslında küçük bir... Aa, eğlence küresi. Alüminyum, alaşım, kauçuk. Tamam. Okey. Eğlence küresi yapıyoruz. Hadi bakalım. Eğlence küresi. Alüminyum alaşım dedi. Değil mi? Alüminyum. Alüminyum alaşım. Bakalım. Alüminyum alaşım ve kauçuk. Okey. Alüminyum alaşım yapalım. Nasıl yapıyoruz? Alüminyum alaşım. Yakında ezberlerim ben bunları, merak etmeyin siz. Bakır var mı ya? Oh, varmış, iyi. 5 tane, 4 tane kaldı. Önemli. Dikkatli ol Sinan. Tungsten'i bitirdim değil mi ben? Harbi harbi ben tungsten'i bitirdim değil mi? Abarttım ha. Ulan direkt yapacağım diye. Ama lazım da hepsi ya. Hepsi lazımdı arkadaşlar. Tungsten zaten Desolo'da gider getiririz. Çok basit. Alüminyum alaşım bir tane yaptık. Bir tane de kauçuk gerekiyor. Organik reçine. Bir reçine. Bir organik. Bak, bu ucuz malzemeleri böyle çok çok biriktirmek ne kadar güzel. Gidip aramaya uğraşmıyorum. Tık 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 yapıyorum. Nice. Süper. Seviyorum ya. Astroneer'ı seviyorum arkadaşlar. Bu arada unuttum başında söylemeyi ama kanalda yeniyseniz abone olmayı unutmayın gençler. Psikopatlar. Şimdi okey. Küçükten basıyoruzdur bence. Evet, yuvarlak bir şey görürsem duracağım. Görmedim. Yuvarlak bir şey görürsem. Aa, gördüm valla. Oha, bayağı büyükmüş lan. Ben bunu küçük diye hatırlıyordum sanki ama bu kadar büyük müydü lan bu? Bu kadar büyük müydü bu psikopat ya? O da iyiymiş. Nice. Şimdi. Şöyle bakalım. Bunlar korna. Büyük yazıcı. Okey, bu var zaten. Bir de bize ne gerekiyor biliyor musunuz? Küçük vinç nerede lan? Evet. Bakın. Bakın, vinci yapmak için ne lazım? Ya. Ya. Ben biliyorum ya. Ben biliyorum. Neyse, bu bölümde zaten çok uğraşmamıza gerek yok. Vinci aradan çıkartıp böyle büyük solar paneli getirelim diyecektim de. Tungsten yok. Şimdi buna bir kafa atalım. Güzel ya, buna bayılıyorum. Diğer itemlerle böyle fiziksel olarak çarpışabiliyor. Tutup uçabiliyor muyum? Dur. Hem tutup hem uç... Aa! Hem tutup hem uçabiliyorum. Fırlat. Fırlatamıyor muyum lan? Ah. Ya, fırlatma olsa keşke, böyle tutup fırlatma olsa. Güzel olurdu bak. Nice. Seni kenara koyalım, böyle sürüklenip uçma sonra. Bunun slotu falan da yok galiba. Bunu böyle bir yere yapıştıramıyoruz. Aynen, yapıştıramıyoruz bir yere. Ancak böyle bir şeyin ortasına falan atacağız dursun. Yoksa var ya, harbiden fırlar gider yani bu. Aynen. Rüzgar çıkınca falan yuvarlayabilir. Ya da yanlışlıkla çarptık mı yuvarlanır gider sürekli. Okey. Bunu da yaptık. Başka ne yapabiliriz eğlence? Bir sürü item var. Millet şey demiş. Abi, bu büyük silo B değil de büyük silo A'yı yapsan olabilir demiş. Çift slot olduğu için dediniz değil mi onu? Ama bunda da aynı ki. Sevmiyorum abi, ben bu yuvarlakları sevmiyorum ya. Şey daha mantıklı. Bu bizim büyük depolamayı yapıp onu kullanmak daha mantıklı. Sağına soluna koyuyorsunuz. İşin güzel tarafı, böyle açabiliyorsunuz. Ve çok
net biçimde ne olduğu hemen belli oluyor. Ben böyle daha çok seviyorum. Hani bakın böyle. Gözümüzden kaçabilecek hiç item var mı? Hiç malzeme var mı? Bir şeyler craft etmek istediğim zaman tık böyle alıyorum. Tık 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 tık. İstediğim neyse hemen anında görebiliyorum. Değil mi? Ben bu yapıyı daha çok seviyorum. Böyle görsel. Tamamen görsel olacak. Her şeyi anında göreceğiz. Sonra bakalım şöyle bir. Başka ne yapabiliriz? Bir sürü şey yaparız aslında da. Yani ihtiyacımız da yok ki. Ekstra büyük tungsten karbür. Buna da tungsten. Her şey tungsten gerekiyor ya. Her şey tungsten gerekiyor. Taşınabilir oksijeneratör. Şunu yapamayız ama yakında yapmamız gerekiyor, lazım arkadaşlar. Taşınabilir oksijeneratör istiyorum, yalan yok. İstiyorum. İstiyorum. Arazi analizcisi. Çinko ile yapıyor musunuz? Ucuz diye açtım. Bir bakalım nasıl bir şey bu arazi analizcisi. Çünkü ben en son sezonu çektikten sonra eklendi diye hatırlıyorum. Galiba üstümüzde yapıyoruzdur. Analizatörü. Tamam. Nasıl bir olayın var senin? Bir tuşun mu var? Arazi analizi yükseltici algılar ve izole eder arazi renkleri diyor. Nasıl bir olay yani? Olayın ne senin? F algılar ve izole eder arazi renkleri der. Bir sen aktif edelim. Mesela aktif edelim. Mesela bir yerdeki rengi alıp devam mı ettiriyor? Ah! O mu yoksa? Yo, o değil. Yo, o değil. Bunun bir tuşu var galiba ya. Aynen baktım, tahmin ettiğim gibi boyama ile ilgili ama bunun birlikte çalıştığı başka bir araç daha var arkadaşlar. O da şu inhibitör olsa gerek. Bakalım. Onu da açalım. Nasıl yapıyoruz seni? Bunu da çinko ile yapıyoruz. Önleyici diye geçiyor da. Türkçesi yanlış olmuş aslında bunun. Bundan da bir tane basalım. Çinko. Gel bakalım. Arazi analizatörü. Matkap. Pa. Önleyici mod. Aynen. Bundan da basalım bir tane. Toprağı şöyle koyalım. Okey. F arazi deformasyonunu engeller diyor. Okey. Madem arazi deformasyonunu engelliyorsun. Şöyle buraya gelelim bakalım. Mesela kazmaya çalışayım. Beraber nasıl çalışacaklar? Mesela bu rengi al. Rengi topla. Rengi. Aynen. Diğer renkler olmadığı için yapamıyoruz ama mesela renksiz yapmak istersek her yeri renksiz yapabiliyoruz. Evet. Bak bu açıdan güzel. Güzel. Bak her yeri böyle gri yapabiliriz abicim. Güzel oluyor. Açık renk güzel oluyor. Bak burayı düzeltelim. Kaç bölümdür aklımda. Şöyle yapalım. Yeşil istemiyorum. Beyaz olsun her yer. Güzel. Güzel. Nice. Bu şekilde renkleri ayarlayabiliriz. Güzel. Ah burada da yeşil var. Beyaz ol. Güzel. Tamamdır. İyi. Bunu da yaptık. Bu tool'ların hepsini buraya biriktireyim diyorum. Bizim böyle küçük backpack'te taşıyabildiğimiz araçları buraya koyalım. Lazım olduğu zaman alırız. Oradan kullanırız. Nasıl fikir? Çok güzel fikir. Güzel. Bunu da buraya koyalım. Aslında bunu şuraya koyalım. Çünkü toprakla ilgili toprak santrifüjünde yapıyoruz her şeyi. Başka ne yapabiliriz? Bakalım. Bu arada şeye baktım ya. Patlayıcı toz için arkadaşlar başka gezegene gitmemiz lazım. Sülfür gazı falan gerekiyor ya. Bak göstereyim. Aslında dinamit falan yapmak istiyorum. Benim de aklımda ama başka bölüme saklayalım. Olur mu onu? Onu başka bir bölüme saklayalım. Bu bölümde yapmayalım onu. Güzel. Bayağı şey yaptık ya. Yardırdık ya. Vallahi bayağı şey yaptık. Güzel güzel. Tamam. Bu bölümlük bu kadar yeter. Şunları yapmak istiyorum aslında. Alüminyum, alaşım, seramik falan gerekiyor. Bu da şey için. Aa aslında. Bunu yapalım lan. Bundan en azından bir tane yapmak istiyorum. Bir tane ya, bir tanecik. Çok değil ya, bir taneyi çok mu görüyorsunuz bana? Alüminyum, alaşım. Gel buraya. Alüminyum. Seramik. Değil mi? İki tane seramik. Oha seramik de bitti. Sıkıntı değil. Alüminyum alaşım için bir tane de bakır. Güzel. Bize tungsten, bakır, seramik yine bir sürü şey lazım olacak. Alüminyum gel buraya. Okey.
Şu büyük depolama çemberinden yapalım arkadaşlar. Şimdi neden diyeceksiniz? Yanlış hatırlamıyorsam aynı kale gibi, hani kaleye top girince bir şeyler taktıysak ışığı yakıp söndürüyor, havai fişeği fırlatıyordu ya. Bunda da ona benzer bir şey yapıyor diye düşünüyorum. Hatırlıyorum. Şimdi seni nerede basıyor? O güzel bir soru. Heh, burada basıyor. Okey. İki slotlu görünüyorsun. İki slotlu seni neye takabiliriz? Ha, bunun tepesine koyabiliriz. Galiba, emin değilim. Yok, bunun tepesine koyamayız. Şimdilik şeyin üstüne koyalım. Aynen. Bizim rover'a takalım bakalım. Fark etmez. Rover da bir platform. Normal yükseklikte olsun ya. Bunlar için ben sonradan şey yapacağım. Parkur yapmayı düşünüyorum zaten. Asıl olay o. Hani aklımdaki şeyi yapabiliyorum ama. Önemli olan o. Önce bir test etmem lazım. Önce test etmemiz lazım. Aynen. Açıl susam açıl. Güzel. Tamam. Şimdi bunun içinden geçtiğim zaman ışık varsa ışığı yakıp söndürecek. Roket varsa roketi fırlatacak diye hatırlıyorum. Test edelim. Bir tane ışık alalım. Takalım. Okey. Enerji aslında drone şeyden rover'dan alıyor ama yine de takalım biz. İçinden uçalım bakalım. Söndürdü. Bak ben tekrar geçeyim. Açtı. Gördünüz mü? Bu şekilde gol olup olmadığını kullanabiliyoruz. Hatta şunu da deneyeyim. Ah. Aynen. Nice. Güzel güzel güzel. Dedim size. Dedim size. Event olarak kullanabiliyoruz bunu. If else biçiminde bir şeyler geçmiş mi geçmemiş mi kullanabiliyoruz bunu. Nice. Güzel arkadaşlar. Güzel 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 güzel. Bununla efsane şeyler yapabiliriz. Mesela hareket eden nesne yaptığımızı düşün. Mesela bir taraftan ben sürüyorum. Bir taraftan jetpack'le beni yakalamaya çalışıyorsunuz. İçinden geçerseniz ben kaybediyorum. Geçemezseniz ben kazanıyorum. Nasıl? Bildiğin mini game buldum lan. Astroneer'da mini game buldum. Yes. Ben buldum. Evet. İlk ben buldum. Tamam mı? Güzel. Süper. Süper. Dedicated açalım da çok eğleneceğiz. Merak etmeyin. Dedicated yolda geliyor. Yapıyorlar daha. Kodluyorlar. Ama az kaldı biliyorum. Yardıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu bölümlük bizden bu kadar. Bayağı eğlence itemi açtık. Bir sonraki bölümde başka craftlar artık yardıracağız. Bir de Winch'i yapmak istiyorum. Gidip tungsten falan toplayayım da. Şöyle birkaç paket tungsten getireyim ben. Dediğim gibi böyle maden olayları artık sıkıcı oluyor. Hani başlarda güzel oluyordu ama maden olaylarını olabildiğince kayıt dışı yapayım. Hani temel madenleri. Hani teknoloji madenleri, craftları demiyorum. Mesela burada yapılan madeni demiyorum. Alışımları demiyorum. Atıyorum işte toprak toplama yani. Hani gidip onları kayıt dışı yapayım artık. Ondan sonra da yardıralım. Biz daha çok teknolojiyle uğraşalım. Daha çok eğlenceyle uğraşalım. Sonra sunucular açılınca da efsane yardıralım. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Oha, havadayken böyle emot yapabiliyorum. Ay süper ya. Hadi hoşça kalın gençler. Bay bay. Beğen butonunu kırmayı unutmayın lan.